Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil vaadil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ning güzel isimleri asmaul husna haqidagi darslarimizni navbatdagisi o'tgan darsimizda Alloh taoloning go'zal ismlaridan Ash-Shakir, shukr qiluvchi, taqdirlovchi, mukofotlovchi ismini o'qigan edik. Inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Alloh azza va jalla Ash-Shakir bo'lgan zot, ya'ni shukr qiladi. Shukr qilishi bu odamlarda Allohga shukr qilish edi emas. Bu yerdagi shukr qilishlik, shokir ma'nosi Alloh taqdirlaydi, mukofotlaydi. Bandadan sodir bo'lgan amalni munosib suratda taqdirlaydi degan ma'noda. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah. Man zallazi yuqridulloha qardan hasana fayudoifahu lahu ad'afan katira. Allohga qarzi hasana beradigan kim borki, Alloh unga bir necha barobar qilib qaytarsin. Ya'ni ixtiyoriy qarz. Alloh uchun bir savobli ish qilinadi. Alloh uchun bandalardan mukofot so'ralmaydi. Va mana shu narsa qarzi hasana deyiladi. Buni Alloh taolo bir necha barobar ko'paytirib qaytarib berishini va'dasini beryapti. Bu so'zimizni takror aytamiz. Alloh shokir bo'lgan zot. Taqdirlovchi, mukofotlovchi bo'lgan zot. Bandasidan savobli amal sodir bo'lsa, albatta uni taqdirlaydi, mukofotlaydi. Chunki Alloh ash-shakir. Bu o'rinda qilinadigan qarzi hasana, yaxshi amalni birodarlar, ko'rinishi turli bo'lishi mumkin. Bu yaxshilik odamga qilindimi, hayvonga qilindimi, parrandaga qilindimi, darrandaga qilindimi farqi yo'q. Bandadan Alloh rozi bo'ladigan savobli sodir bo'ldimi, albatta mukofoti keladi. Biz har kuni Alloh taologa qarzi hasana berishimiz mumkin birodarlar. Yo'lini yo'qotib qo'yganga yo'lni ko'rsatib qo'yish Chanqaganga suv berish, yordamga muhtoj bo'lgan odamga o'sha ko'makni berib qo'yishlik. Va bu narsa bizga albatta Alloh tomonidan mukofot bo'lib qaytib keladi. Shuning uchun hunar egalari, ustalar, qanaqa usta bo'ling, qanaqa hunar qilmang, o'sha siz qilgan xizmatingizni to'laligicha to'lashlikka quvvat yetmayotgan faqir odam bo'lsa, qolganimizdan sizga hadya deb qo'yavering. Yanoring, u siz qilgan xizmatingizga yarasha bergan puli shu dunyoda bo'ladigan ish. Agar shu bir qismini ulgumayotgan bo'lsa, yaramayotgan bo'lsa, qodir bo'lmayotgan bo'lsa, Alloh uchun sizga hadya deb qo'yingda. Buni mukofoti qanaqa bo'lib kelishligini hayotingizda ko'rasiz. Qarzi hasanani Allohga, Alloh taologa ixtiyoriy qarz berishligida turlari ko'p. Masalan, bir tish tabibini oldiga bir o'qituvchi ayol keldi deylik. Tishini davolatda bir kun, ikki kun keldi, u yog'iga pul yetmay qoldi. Endi bo'ldi shu yerda to'xtatamiz bu yoqqa kela olmayman deganda shu tabib aytib qo'ysa kelavering davolanavering qolgani mendan sizga hadiya. Allohning zimmasida birodarlar qarz qolmaydi to'lanmasdan. Alloh albatta ziyoda qilib beradi. Faqat vaqt o'tish kerak. Mana shu juda ham nozik nuqta. Agar siz bugun Alloh taologa qarzi hasani berishingizga ertasi kuni darrov mukofot kelsa unda hamma ko'rib turibdi-da. Bugun bersa ertaga olib olsa. Unda birodarlar bu tijoratga o'xshab qoladi-da bu. Bugun berding, ertaga olasan desa, hamma beradi-da. Shuning uchun o'rtada vaqt albatta o'tishligi kerak. 1 yil o'tar, 5 yil o'tar, 10 yil o'tar, lekin Allohga o'tkazib qo'ygan yaxshiligingiz sizga qaytmasdan qolmaydi. Agar bu dunyoda qaytmasa, albatta oxiratda qaytadi. Alloh taolo sizni mukofotlaydi. Masalan, salbiy rizq bilan rizqlantirib qo'yadi. Salbiy rizq nimaydi? Ustingizga dard bermaydi. Qarzga kirgizib qo'ymaydi. Biror zolimni ustingizga bir hokim qilib qo'ymaydi. Mana shularda bari birodarlar salbiy rizq bo'ladi. Harom ish qilishlikka hech qanday bir majburiyatingiz bo'lmaydi.
Allah uzak koyadı. Demek Allah Teala'ya karzı hasana ihtiyari karz. Bir adıyan kim var ki Allah onge bir neçe barabar kılıp kaytarsa. Çünkü buradalar kolumuzdan kegeneçe yakşılık kılıyelik. İnsan gemi, hayvan gemi, paranda gemi, yosunluk gemi, öşü kuru yokken çankap durgen darakya, çankap durgen yosunluke su kuyup oyun karzı hasana. O sizge çıkarken kaytaramaydı onu. Ama onu Rabbi sizge elbette kaytaradı. Çankap yatıptı bir hayvan. Ha, üyde koyu varlar var mı? Koyu su verdi mi? Deysiler. Ha, dara verdi. Barsız mob durgen buladı. Ülkeler közüyle de açıyorlar. Rahim şafkatli bu şey. Biz ayetken de kişi bir canı var ki bir yakşılık kılıyelik de. Bir küçük yol geçip geti yaptı diyerek. Başına basma ötüp geti adı haline. Bunu neydi geti yaptı kişi kime küçükçe? Belki müşüydü balası. Ötüp geti asız. Lijmi men getirmesi bu oldu. Katta yolladık ölüp kalamız. Katta yükü maşinanı mingen haydalçılar. Maşinası buzulup kalsa tohtaydı. Remontunu tüketip küçükçe makara balkası gel. Kıldırı gelin. Katta taşlı koyar. Kendisiyle oturadı, kete oradı. Katta harsen taş durup da ortaya oldu. İhtimal şu taş, kaysızdırın maşinanı, avari gekim şuraya gel. Ve bana şu kişilerini, maşinada oturgen kişilerini, halakatüge sebep olar. Allah'dan korkuyelik. Allah'dan korkuyelik. İhtimal sizi töküp koyan şakalıyız, yolda tosu. Şundan kısılıp ötemen de bura doğru vardı bura, maşinası da. Cevap veresin buna sana. Kolumuzdan kegeneçe yakşilik ile buradalar. Çünkü Allah aşağı ki mükafatla uçu, takdirle uçu boyan son. Savapta arkası ne demek yani bu? Hazırlığı zamanda adamla yakşilik kıl olmuyordu. Adamla yakın mı burada? Allah yakın. Kıl esten çıkarıp kül. Hiç kimden kütmüysen, hiç kimden tam akımıysan, kalbin hatırcan, Rabbin bildi. Elbette mükafatlı bir adam. Bizim muammayımız ne olsa işememiz. Nasiye olsa işememiz. Buradalar bandanın ne bilgenden göre Allah'ın nasiye vadası milyon madde yaşamaz mı? Emenge karzı hasan ötüzü koy. Ne köpetirip katar veremem dese işememi yaptı da adamlar. Allah'ın özü bilen muamalakı gelen banda, mumun banda kalbi de tamamen hatırcanlığını topadı. Kalbi hatırcan. Eğer şu bende muhsin buladığım olsa, halayıkka, mahlukatlarına yakşılık kılışı olsa, bu adamın kalbi de tamamen hatırcanlığı bulan. Değil mi buradalar? Kimge yakşılık eden bu meylik? Nemege yakşılık eden bu meylik? Müslüman mı, kafir mi? Hayvan mı, haşarat mı? Kimge yakşılık eden bu meylik buradalar? Bunu bizge elbette mükafat kaytardı. Eğer bir devlette paşası, özümün fukaralardan bir tanesini çakırıp bir fakir kişinin menge 500 son karz verip dur dese bunu ne demek düşünemez. Bu padişah şu adamın bir katta bir hediyyatını vermek şeydi. Bir üyünü hediye kılmak şeydi. Şimdi şu padişah gibi oluyen şu fakirini muhabbetini, ihlasını sınamak için olup durup 500 son verip dur de geldi. Özü 500 son kereyemedi bu padişahı. Şu kembekaldan. Yok. Onun muhabbetini sınamak şeydi. Allah Teala menge karza hasanı verip duruyorlar diye yaptı. Köpetir vereme. Dese bandalar vereme yaptı. Çünkü buralarla yani kaytar öğretemiz. Kim Allah Teala'ya ihtiyari karz, karza hasanı verirse Allah makaladı onu ziyadası falan kaytarıp verirdi. Bu buralar kılıngan karza hasanı salih amel bir de tabassum buluşu mümkün. Tabassumu kefi vajgâ hike sadaka. Resulullah ettiler, buralarının yüzüye kadar bir de tabasını koyup koyuşun sadaka. Kolizde işleyken işçiye iki ağaçlarının sözüyüz, sadaka. Üçleri bile taşımsan, bir kemçiliği yiyor mu? Bana iş başlatsan, kendine yardım gelemez mi? O sizden sonra mıydı iffet mi olur, hayası var. Lekin şu yapırken yapıyız, ne mi oladı? Karzı hasanı buladı. Elbette karzı hasanı da kendi pulu düşünmeyeli burada. Çünkü kıyamet günü de, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Zerre vaznıca yakşılık kısayan insan kıyamet günü de körüldü. Zerre vaznıca yamalı kısayan kıyamet günü de elbette bu nasanı körüldü. Allah Azze ve Celle'nin
Ash-Shakir ismiga aloqador bo'lgan oyat va hadislardan olinadigan nozik ma'nolar. Ya'ni Alloh taolo Ash-Shakir bo'lgan zot ekan. Mukofotlovchi, taqdirlovchi bo'lgan zot ekan. Birinchidan, banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu bandani mukofotlaydi, o'zi zikr qiladi shu bandasini. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fazkuruni azkurukum." Meni eslanglar, men sizlarni eslayman. Qarang, meni esla, men shukr keltiraman senga eslaganing uchun. Ya'ni taqdirlayman seni. Sendan rozi bo'laman, seni eslayman. Chunki Alloh taolo shokir zot. Endi bizni Allohni zikr qilishimiz, birodarlar, yelkamizdagi vojib ish. Agar biz Allohni zikr qilsak, yelkamizda qilishimiz kerak bo'lgan ishni qildik, zimmamizdagi ishni. Endi bizni Allohni zikr qilishimiz bilan Alloh bizni zikr qilishini albatta farqi bor. Nima demadingiz? Sizga o'xshagan bandadan Alloh taolada son sanoqsiz. Hammasi zikr qiladi. Ammo Alloh hamma bandasini zikr qiladimi? Ikkinchidan, banda Allohni zikr qilsa, Alloh unga mukofot qilib beradi. Nimani? Xotirjamlikni. Xotirjamlikni va omonlikni. Esladingiz, mukofotlaydi. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Mana shu ikki jamoadan qaysinisi xotirjamlikka haqliroq? Ya'ni mu'min kishimi yoki kofirmi? Qaysinisi hayotda xotirjam yashashlikka haqqi bor? Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bi zulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Endi kim Alloh tomonidan xotirjamlik degan mukofotni oladi? İmon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar, ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar. Mu'min Allohni zikr qilar ekan, Allohni qulchiligida turar ekan, Alloh uni albatta mukofotlaydi, chunki Alloh ash-shakir bo'lgan zot. Endi o'sha mu'min bo'lmaganlarchi? Samuqi fi qulubil ladina kafaru rub bima ashraku. Endi shirik, Allohga shirik qilganlari sababli kofirlarning dillariga qo'rquv solajakmiz. Birodarlar, haqiqiy xotirjamlik, haqiqiy omonlik mu'minga beriladi. O'ylamanglar, dunyo va hayotining zo'rligini ko'rib, mashinalarning yangiligini ko'rib, ko'chalarning asfaltining tekisligini ko'rib, ularda hayotini xotirjam demanglar, birodarlar. Chunki Rabbimiz aytayapti, Allohga shirik qilganlari sababli kofirlarning qalblariga qo'rquv solajakmiz. Endi mo'minni qarang. Mo'min dunyoviy tomoni zo'r bo'lmasa ham qalbi xotirjam. Nima uchun? Nima uchun? Chunki Alloh taoloning taqsimiga rozida u. Alloh azizlarning taqsimiga rozi. Qarang. Masalan, mo'minda xotirjamlik bor. Nahna boshib ketar ekan, benzin 85 so'm bo'lar ekan desa, eshityapsizlar shu gaplarni? Haqiqiy mo'min nima deydi? Nahna oshib ketyapti desa, ha rizqimiz Allohni qo'lida deydi. Xotirjam. Zora. Biroq qo'rqsa, hasbunallohu va ni'mal vakil deydi. Xotirjam. To'g'rimi? Kimda bor bu narsa? Biroq bir musibat kelsa mo'minga, nima deydi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh shuni xohlagan ekan, shu narsa bo'ldi. Kimda bor bu xotirjamlik? Mo'minda. Nima uchun bor bu mo'minda bu xotirjamlik? Chunki Allohning Robbisi shokir. Allohni zikr qilganligi uchun, Allohning qulchiligida turgani uchun uni qalbiga shu xotirjamlikni beradi. Ishi yurishsa ham alhamdulillah, ishi yurishmasa ham alhamdulillah. Ishlaringiz qalay desa, bandaning Allohni zikr qilishi uni qalbiga roziligini olib keladi, birodarlar. Millionlagan puli bor, milliardlagan puli bor odam. Agar Robbisini tanimasa, albatta o'zini kunidan norozi bo'lib yashaydi. Mu'min esa doim rozi bo'ladi. Alloh qalbiga roziligini sotib qo'yadi. U o'zidan holi xarobroq bo'lgan pastdagi odamlarga qaraydi. Agar mashinasi yo'q bo'lsa, piyoda yurgan bo'lsa, bundan shikoyat qilmaydi. Yurolmasdan arabada o'tirganga qaraydi. Arabada o'tirgan bo'lsa, gapirolmasdan, harakatlanolmasdan insult bo'lib yotganga qaraydi. Birodarlar, mu'minning qalbiga Alloh xotirjamlik beradi.
qanchalar Allohga yaqin bo'lsak, qanchalar Allohning ibodatida sobit bo'ladigan bo'lsak, birodarlar, xotirjamlik shuncha ko'p bo'ladi, ziyoda bo'ladi. 4-inchidan, Allohni zikr qilgan bandaga Alloh taolo shukr keltiradi. Ya'ni taqdirlaydi, mukofotlaydi, unga hikmatni ato qiladi. Hozirgi holi xarob bo'lgan odam o'zidan pastga qarayotganligi hikmat emasmi? Hikmatni ayni o'zi. Ha, ishim yurishmayotgan bo'lsa, qo'l putim sog'u deydi. Ha, tishim og'riyotgan bo'lsa, yuragim sog'u deydi. Hikmat emasmi shu? 5-inchidan, Muhammad sallallohu alayhi vasallam o zotni zikrini Alloh taolo oliy qildi. Va rafa'na laka zikrak. Va biz sizning zikringizni, martabangizni baland qilib qo'ydik. Ulamolar aytadi, mana shu oyatdan har bitta mu'minga ulush bor. Allohni qancha eslasa, Allohga qancha taqvo qilsa, Alloh uchun qancha amalni ko'p qilsa, qanchalar Allohga yaqin bo'lsa, Alloh shu bandasini ham zikrini ko'taradi, martabasini ko'taradi. İhlasımızga, takvayımızga yarışa, mertebemizi Allah kötaradı. Eğer Allah sizi mertebesi kötargen bulsa, çünkü şakirde Rabbiz, sizi kıyken ameliyizi takdirler, sizi şükür keltirip, sizi mükafatlasa, adamlarının kalplerine sizge bugün muhabbetini cahilap koyadı. Esleyelik, Allah Azze ve Celle hadis kudüsüde Cebrail Aleyhisselam'a etti. Ey Cebrail, men falan bandani yaxshi ko'rdim. Sen ham yaxshi ko'r. Jabrol alayhissalom yaxshi ko'radi. Jabrol alayhissalom samo ahli malaikalarga aytadi. Ey samo ahli malaikalar, Alloh falan bandani yaxshi ko'rdi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar. Ular ham yaxshi ko'radi. Samo ahli yer ahliga nido qiladi. Biz buni eshitmaymiz. Ey yer ahli, Alloh, Jibril va biz falan bandani yaxshi ko'rdik. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar deydi. Tanimaysiz. Gaplashmagansiz, sizga bir foydasi tegmagan, lekin haligi odamni ko'rganingizda qalbingizda unga nisbatan ilg'ilik paydo bo'ladi. Nima uchun? Chunki Robbiz shokir bo'lgan zot. Sizni qilgan yaxshi ishingizni albatta mukofotlaydi. Odamlarni haloyiqni qalbiga muhabbatni joylab qo'yadi. Banda Allohni zikr qilib, Allohga yaqin bo'lmoqchi bo'ladi. Mana shu ishini Alloh taqdirlaydi, mukofotlaydi. Alloh o'zi yaqin bo'ladi bu bandasiga. Alloh taolo hadis qulisida aytgan, banda menga yaqin bo'lish uchun bir qadam bossa, men unga yaqin bo'lish uchun ikki qadam bosaman. Ana mukofot. Ana Alloh ash-shakir ekanligini dalili. Agar banda men tomonga qarab yursa, men u taraf unga qarab yuguraman dedi Alloh subhanahu va taolo. 7-inchidan. Allohni zikr qildik. Rabbimiz shokir ekan. Bu ishimiz uchun albatta mukofot beradi. Siz bilan biz Alloh tomoniga qarab yurishligimiz nima bilan bo'ladi? Tavba bilan bo'ladi. Inobat bilan bo'ladi. Tilovat bilan, zikr bilan, mahluqotlarga biron yaxshilik qilishlik bilan.